Evet arkadaşlar, hangi maddeler elektriği iletir, hangi maddeler elektriği iletmez deneyimize hoş geldiniz. Bu deneyde bir pinpon topu kullandık. Evet, ama bu pinpon topu sıradan bir pinpon topu değil. Bu pinpon topunun içinde saat pili var, led ışık var ve bir de küçük bir ses var. Yani elektriği iletmemesini buradan anlayacağız. Şimdi bu iki ucu birleştirdiğimizde çekiyoruz. Bu şekilde yanıyor. Devremiz tamamlanıyor. Ben dokunduğumda bakalım insan vücudu elektriği iletiyor mu? Bir ucuna dokundum, diğer ucuna da dokunuyorum. İletiyor. Peki merak ettiğimiz bazı maddeler elektriği iletiyor mu? Mesela bir makas. Makasın neresi iletiyor, neresi iletmiyor? Tahmin edebiliriz bunu. Yaklaşabiliriz biraz. Elim değmemesi lazım diğer tarafa, yoksa iletir. Evet, metal kısmı elektriği iletiyor. Diğer kısmına dokunuyoruz. Herhangi bir iletme yok. Kalem. Kalem elektriği iletir mi? İletmiyor. Ama metal kısmı şekilde gördüğü gibi iletiyor. En merak edilen şey kalem ucu. Kalem ucu elektriği iletir mi, iletmez mi? Şimdi kalemin bir ucuna şuradan dokunuyorum. Diğer ucu da arka tarafta. Evet, elimde değmemesi lazım. Şekilde görüldüğü gibi kalem ucu elektriği iletiyor. Merak edilen soru cevaplanmış oldu. Tahta kalemi iletmez. Tahmin edebiliriz. Anahtar iletir. İletir. Peki çeşme suyu elektriği iletir mi? İletir. İletir hocam. İletir diyoruz. Bakalım. Çeşme suyu elektriği iletiyor. İçindeki bazı minerallerden dolayı elektriği iletiyor. Ama saf su olsaydı iletmezdi. Elektriği iletmeyecekti. Şekerli su da elektriği iletmiyor. Tuzlu su olsaydı iletirdi. Evet. Böyle bir deney tasarladık. Umarım faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.